Burada anlayamadığım bir sürü şey oluyor Mehmet. Vallahi ben de bir şey anlayamadım Elif. Yani Bayram Fatma ile konuştuktan sonra birdenbire sus pus kesildi. Yani Fatma ona ne söyledi bilmiyorum. Evet, kızın halinde bir tuhaflık var. Ha bak. Asıl tuhaf olan ne biliyor musun? Aceliye Fatma'yı kaçırması için üstü Kahya ile karısı akıl vermişler. Ne? Sen ciddi misin? Kim söyledi bunu sana? Kahya'nın karısıyla Aceli'nin annesi konuşurken duyduk. Mehmet ne diyorsun sen? Sorma. Yani bu yarım akıllılar herhalde Aceli'ye... Kızı kaçırıp namusunu alırsan kızı da sana vermek zorunda kalırız gibi... Saçma sapan bir şeyler söylediler herhalde. Ah Fatma. Ama neyse ki yakalandı. Demek bu yüzden affetti Aceli'yi. Ya bunu duymuş olmalı bir yerlerden, yoksa neden affetsin? Tamam Mehmet. Tamam Elif'ciğim. Görüşürüz. Ne olmuş kızım? Hikmet anne. Haceli'den Fatma'yı kaçırmasını Hüsnü Kaya ile Remziye Hanım istemiş. Ne? Bana doğruyu söyle Haceli. Fatma'yı kaçırmanı senden Hüsnü Kaya ve Remziye Hanım mı istedi? Ben kendim kaçırdım Elif Hanım. Kimse bana bir şey demedi. Siz bu işe olmaz deyince... ben de kaçırdım işte. Yoksa Hüsnü Kaya Fatma'yı bana verecekti, bana söz vermişti. Seni sevmeyen, seni istemeyen birini sana nasıl söz verirler Haceli? Ne diyorsun sen? Ne bileyim işte Elif Hanım. Hüsnü Kaya Fatma'yı sana vereceğim dedi, söz dedi. Demedi mi ana, ha? Demedi mi? Söz demedi mi? Demedi mi? Dedi oğlum, dedi, dedi. Tekrar soruyorum. Senden Fatma'yı kaçırmanı Hüsnü Kahya ve Remziye Hanım mı istedi? Yok Elif Hanım. Ben kendim karar verdim, ben kendim kaçırdım. Emin misin? Doğru kızım. Ana! Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın bir alemi yok oğlum. Neyi saklıyorsun? Dediğin doğrudur Elif Hanım kızım. Hüsnü Kahya'yla Remzi'ye girdiler oğlumun aklına. Fatma'nın kalbi sende değil Aceli. Kalbinin nasıl acıdığını anlayabiliyorum. Siz nereden bileceksiniz Elif Hanım ya? Konu senin Fatma'yı kaçırman değil. Burada Fatma'ya bir oyun oynanıyor ve bunun için seni kullanıyorlar Aceli. Annenin dedikleri doğru mu? Remziye Hanım. Elif Hanım. Siz nasıl insanlarsınız ha? Hiç mi vicdan yok sizde? Tövbe bismillah. Elif Hanım ne diyorsunuz? Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız ya? Nasıl, nasıl? Ne yapmışız Elif Hanım? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Haceli'ye verdiğiniz akıllardan bahsediyorum Remziye Hanım. Fatma'yı zorla kaçırtıp kıza sahip olmasını istemişsiniz. İftira. Vallahi billahi iftira. Yalan mı? Yalan?
külliyen yalan. Kuru iftira. Bu iftirayı kim bize attıysa Allah belasını versin onun. İnsaf be Remziye Hanım. İnsaf, insaf. İftira falan değil. Ben bizzat gittim kendim öğrendim. Hacı Ali'den siz istemişsiniz. Ne oldu Remziye Hanım? Niye sustun? Sustuysam sustum be sana ne? Elif Hanım. De! Beni dinle. Ya siz nasıl insanlarmışsınız ya? Kendi canından, kendi kanından birine böyle bir kötülüğü, böyle bir çirkinliği nasıl yaparsınız ha? Aklım almıyor benim, almıyor. Elif Hanım dinleyin. Yeter! Daha fazla sizi bu konakta görmek istemiyorum. Hemen eşyalarınızı toplayıp gidiyorsunuz. Hikmet anne, Hüsnü Kahya ve ailesi derhal bu konağı boşaltıyorlar. Elif Hanım bir dakika.